Görünmeyen varlıklar tarafından ele geçirilmiş insanların görüntülerini daha önce birçok kez izledik. Şimdi de tam böyle bir video izleyeceğiz. Ortamın neresi olduğunu bilmesem de kıyafetlere bakıldığında bir sınıf olduğunu düşünüyorum. Görüntülerde bir kadın çok garip davranışlar sergiliyor ve çok da zor zapt ediliyor. Çoğu zaman böyle vakalarda sebebin uyuşturucu veya zihinsel engel olduğu düşünülebilir. Ancak burada açıklaması zor bir şey daha yaşanacak. Görüntülerde vücudunun kontrolünü tamamen kaybetmiş gibi görünen bir kadını görüyoruz. Birçok yetişkin adam yardım etmeye çalışsa da hiçbir şey yapamıyorlar. O çok güçlüydü. Her ne kadar geçmişte de buna benzer görüntüler görmüş olsak da hafifçe havaya süzülüyormuş gibi göründüğü ana benzer çok az vaka izledik. Video oldukça ilgi çekici olmasına rağmen ne yazık ki hakkında herhangi bir bilgi bulamadım. Gizemli kadının kim olduğunu ve onu bu duruma düşüren şeyin ne olduğunu ancak tahmin edebiliyoruz. Ötesine geçemiyoruz. Düşüncelerinizi yazın. Canlı yayın esnasında kaydedilen bu video genel hatlarıyla az önce izlediğimize benzer. Yine muhtemelen bir ele geçirilme vakası izleyeceğiz. Ancak bunun çok daha garip olduğunu söylemem gerek. Çünkü izleyeceğimiz görüntülerin tamamı canlı yayın esnasında kaydedildi. Tepkilerin oldukça doğal ve korkunun da gerçekçi olduğunu düşünürsek listedeki en zirve numara bu diyebiliriz. Sosyal medyada canlı yayın gerçekleştiren iki genç kız canlı yayın izlenme sayısının azlığına da bakacak olursak kendi çaplarında takipçileriyle sohbet ediyorlardı. Ta ki içlerinden biri gerçekten tuhaf davranmaya başlayıncaya kadar. İlk başta her şey normal görünüyordu. Ancak aniden arka planda tuhaf şeyler olmaya başladı. Önce yanıp sönen bir ışık ve yine aynı anda koridorda beliren bir gölge ve kendi kendine kapanan bir kapı. Bunların ardından da kızlardan birinin anlamsız ve korkunç davranışı. Soru şu, tüm bu anlam veremediğimiz ürpertici manzaralara sebep olan şey neydi? Kızlar herhangi bir ruh çağırma seansı gerçekleştirmiyor, Ouija tahtasıyla oynamıyor ya da buna benzer bir şey yapmıyorlar. En azından gördüğümüz kadarıyla. Peki bunlar neden oldu? Olaylar yaşandığı sırada işlerinden biri telefonunda bir şeyler dinliyor gibi görünüyor. Ses çok net değil ama yakından dinlersek gerçekten tuhaf bir şey duyabiliriz. Bunu siz de duydunuz mu? Onun bir tür büyü olduğu veya kötü bazı varlıkları çağırdığı düşünülüyor. Aslında bakarsanız bu mantıklı. Çünkü tüm olaylar gizemli ses bittikten hemen sonra başlıyor. Ne yazık ki olaya dair başka herhangi bir detay bilmiyoruz ve yalnızca teoriler üzerinden yürüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?
Eğer video hoşunuza gidiyorsa beğenme butonuna basmayı ve yeni yüklenen videolardan haberdar olup gizemli vakalara tanık olabilmek için de abone olmayı unutmayın. Bunlar videoların devamlılığını sağlıyor. Yaptıysak şimdi devam edelim. Bartek isimli adam tarafından yabancı bir YouTube kanalına hikayesiyle birlikte gerçekten de ürpertici anlar içeren bazı videolar gönderildi. Birkaç yıl önce bulunduğu kasabaya yeni bir rahip gelmişti. Rahip kısa zamanda tüm kasabanın konusu olmuştu. Çünkü söylenene göre o gerçekten de iblisleri ve kötü ruhları kovabiliyordu. Hizmetine başladıktan sonra inançlılar ve bölge sakinleri bazen kiliseden gelen açıklaması zor sesler işitmeye başlamışlardı. Bartek'in gönderdiği video sayesinde biz de o anlardan birine şahit olup sesleri duyacağız. Çığlıkların kaynağını göremesek de kilisede tuhaf bir şeyler döndüğüne şüphe yok. Bartek'e göre gürültüyü çıkaran kişi o gün özellikle rahibi görmeye gelen 40 yaşlarında sıradan görünüşlü bir adamdı. Ancak bu izleyeceğimiz son görüntü değil. Şimdi birkaç hafta sonraya gidelim. Tuhaf davranan genç bir kızın sık sık kilisenin dışarısında oturduğu görülüyordu. İlk başta zihinsel sorunları olabileceği düşünüldü. Ancak kızın bir nedenden dolayı kilisenin avlusundan ayrılmadığı ortaya çıktı. Her zaman rahibi bekliyordu. Bartek ve diğer tanıklara göre bu kız ile papazın kilisedeki buluşmaları sırasında insanlar gerçekten korkutucu sesler duyuyorlardı ve hayal etmesi zor olsa da ürpertici sesler işte tam da bu kızdan geliyordu. Bir gün kilisenin yakınındayken Bartek ve arkadaşları anlayamadıkları bir ses duydular ve hemen sesin kaynağına doğru koştular. Ancak bazı dehşet verici sahnelere tanık olacaklarını kendileri de beklemiyordu. Yesen. Kız ile rahip arasındaki etkileşim anını yakalamayı başardılar. Üstelik korkmuş annesi, zavallı çocuğuna nasıl yardım edeceğini bilemeden yanında duruyordu. Ve duyulması zor olsa da kızdan gelen sözler de anlamsız değil. Yakından dinlemeye çalışın. Bir anlığına "senden nefret ediyorum" gibi bir şey söylüyor. Ancak bu kesinlikle genç bir kız sesine benzemiyor. Onun gerçekten de ele geçirildiğini söyleyebiliriz. Ancak asıl soru şu ki bunu yapan şey kimdi ve amacı neydi? Sesleri çıkarmadaki ve ara sıra anlamlı veya anlamsız sözler söylemesindeki amacını bilmek zor. Kısa bir süre sonra rahibin görev yeri değiştirildi ve genç kızla annesi bir daha görülmedi. Gizemlerle dolu bir vaka.
Bir sonraki video, gizemli keşifler tarzı videolar paylaşan Mahoney adlı kanaldan geliyor. Bu videolardan biri dikkatimi çekti. O zamanlar ekip Polonya'da Zoshovka adlı eski bir akıl hastanesini araştırmaya gitmişti. Buranın karanlık tarihini bilmiyorsanız kısaca şunu söyleyeyim. Hastane 1940 yılında tamamen Alman kontrolü altına alındı ve bir nevi toplama kampına dönüştürüldü. 1942'de Almanlar hastane arazisinde 140'tan fazla hastayı, doktoru ve hemşireyi öldürdü. Tarihte bu duvarlar arasında yaşananların kendisi zaten oldukça korkutucu olmasına rağmen cesur YouTuberlar gecenin bir yarısı burayı ziyaret etmeye karar verdi. Keşfetmeye başladıktan kısa bir süre sonra gerçekten tuhaf bir şeyler olacak. Ты... Что ест? What the fuck? Нос на визе меча два. Не вем. О, курва. О-о. Ты, ну вообще не вем. Латарка джава. Видишь? Kurwa, przepaść jest, ty, ale... O! Dobra, działa. Ty, przez chwilę nocna wizja mi nie działała. Kaczor! Co? Nocna wizja mi nie działała przez chwilę. Wyłączyła się, po prostu. Wyłączyła się? Człowieku, myślałem, że baterie. Normalnie, kurwa, wyłączyła się. Tam zacząłem coś nagrywać i się nagle, kurwa, włączyła. Ekipmanlarda gerçekleşen anormallikler beklenmedik bir şeydi. Her videolarında olduğu gibi burada da çekimlere başlamadan hemen önce titizlikle ekipman kontrolü yapmışlardı. Ancak kamera arızasından bir an önce olanlara bakarsak her şey daha mantıklı geliyor. Çok daha yakından izleyelim. Tuhaf bir şey fark ettiniz mi? Videonun bir noktasında ekipman arızalanmadan hemen önce duvarlardan birinin hemen önünde gizemli yarı saydam bir figürün durduğunu görebilirsiniz. Peki kurbanların ruhlarının hala hastanede olması mümkün olabilir miydi? Her neyse de gerçekten bir insana benziyor ve bunu kamera bozulmadan hemen önce fark etmiş olmamız ekibin açıklayamadığımız doğaüstü bir şeyle karşı karşıya olduğunu doğruluyor. Video günümüzden 5 yıl önce yayınlandı ve ekip başlarına bir şey gelecek korkusuyla tüm ısrarlara rağmen yine de haklı olarak o günden beri bir daha oraya uğramadı. Eşi ve küçük çocuğuyla birlikte yattığı yatak odasında bulunan elektronik dadının açıklaması zor sesler çıkardığını fark eden bir baba, sosyal medyada bu anları paylaştı. İnternetteki insanlardan yardım istemek istiyordu. Ancak bu kısa videoyu kaydettiği esnada işlerin çok daha çıkmaza gireceğini kendisi de tahmin edemezdi. Alright, check this out. There's this noise coming from the bedroom. But my wife and my baby, they're not here. They're not in the bedroom. And this noise happens every day at this exact time. Yeah, there's no one in there. No one. (Gülüyor)
Aynı anda farklı yerlerde ve nereden geldiği belli olmayan seslerin gelmesine alıştık. Ancak o anda farklı açılardan izlediğimiz kapının hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden kapanması imkansız denebilir. Bu işin ciddiliğini arttırıyor. Hayaletlerin çoğu zaman elektronik cihazların arızalanmasının nedeni olduğunu ve daha da kötüsü, bu durumda küçük bir çocuğun uyuduğu bir odayla da karşı karşıya olduğumuzu unutmamalıyız. Ve hepimizin çok iyi bildiği gibi çocuklar paranormal olayların mıknatısı gibiler. Pek çok kişi kapalı kapının orada bir kadın silüeti gördüğünü söylüyor. Görenler var ancak ben şahsen böyle bir şeyi görmedim. Peki ya siz? İzlediğimiz bu anların neyden kaynaklı olduğunu düşünüyorsunuz? Bu video ormanda bisiklet sürerken bir Sovyet askerinin eski mezarına rastlayan Ola tarafından kayda alındı. Sırf merakından dolayı GhostTube adlı tartışmalara sebep olmuş mobil uygulamayı kullanmaya karar verdi. Hiçbir şey olmasını beklemiyordu ama şaşırtıcı bir şekilde gerçekten tuhaf bir şeye tanık olacaktı. İzleyelim. Uygulama telefonu mezara doğrulttuktan sonra insan şekline benzeyen bir şey gösterdi. İlginç bir şekilde mezar uygulamanın herhangi bir şey görüntülediği tek yerdi. Telefon başka bir yere çevrildiğinde gizemli figür anında ortadan kayboluyordu. Birçok kişi bu tür telefon uygulamalarının paranormal herhangi bir şeye yanıt veremeyeceğine ve sahte olduklarına inanıyor ve dürüst olmak gerekirse ben de aynı fikirdeyim. Ancak yine de bu tarz istisna olan gerçekçi örneklere baktığımda arada kaldığımı söylemeliyim. Bu tarz uygulamalar gerçekten de bir şekilde yoğun enerjileri gösteriyor olabilir mi? Düşüncelerinizi mutlaka yazın.